Emrinizdeyim. Yüzersip sana emanet. Onun doğru dürüst bir şekilde eğitilmesini istiyorum. Saraydaki yaşam tarzını ve başkalarına nasıl davranması gerektiğini öğretirsin. Saray vekil harcımızın bu işin üstesinden geleceğine olan inancımız tamdır. Sence bunu sevgi ve saygısından mı yapıyor dersin? Bu koyun güden göçebe esasen niçin geldiğini bile bilmiyor efendim. Sevgi ve saygıyla da hiçbir ilgisi yok. Hiç saygılı bir çocuk değil. Bu elbiseler içinde daha da güzelleşti. Şşş, onu açıkça övmeyin. Kendini bir şey zanneder. Gel benimle. Bu gördüğün oda Züleyha ve Potifar'ın çok yakın ve samimi dostlarını ağırladıkları odadır. Bu odaya ulaşabilmek için bizim şu anda geçtiğimiz 7 kapıdan geçmen gerekiyor. Bu kapılar kilitlenirse hiç kimse o odaya giremez ya da çıkamaz. Bu kapıların anahtarı sadece Efendimizin çok değerli eşi Züleyha'da bulunur. Burası da sarayımızın eşsiz manzarası. Buradan büyük Nil Nehri'ni kolaylıkla seyredebilirsin. Öteki yakada yani batıda ölüler dünyasını görebilirsin. Benimle gel. Burası Züleyha'nın özel odası. O çok mağrur ve kibirli bir asilzade. Onun emirlerine karşı gelmemeye dikkat et. Gidelim. Burası da Potifar ekselanslarının dinlenme odası ve özel kütüphanesi. Potifar Mısır'ın ikinci büyük adamı. Onun ve diğer ileri gelenlerin karşısında nasıl eğileceğini ve onlara nasıl saygı göstereceğini öğrenmelisin. O da Sufar, Potifar ekselanslarının özel kütüphanecisi ve kitap okuyucusu. Gidelim. Burası da Potifar Hazretleri ve Züleyha'nın yemek odası. Bunların hepsi Potifar'ın sarayına hizmet ederler. Bazıları sarayın muhtelif yerlerinde çalışır. Bazıları da papirus ve pamuk tarlalarında çalışırlar. Şu anda birçok işçi muhtelif tarlalarda çalışmakla meşgul. Bu odaların her birinde bir aile yaşar. Burada yaşayanların durumu çok kötü. Potifar ekselansları niçin onlarla ilgilenmiyor? Saray hizmetçileri ve tarlalarda çalışan işçilerin durumu bunlardan çok daha kötüdür. Biz bunlara kalacakları yer ve düzenli yemek veriyoruz. Onları ve çocuklarını koruyoruz. Ben onları görmeye gelebilir miyim? Neden olmasın? Ama Potifar ve Züleyha'dan izin almayı sakın unutma.
Bunlar da tahterevan taşımak için kullanılan köleler. Burada da papirüs tomarları hazırlanır. Vekil Arşunifer'e selam. Papirüsü yazı için kullanırız. Biz yazmak için hayvan derisi kullanırdık. Bu hayvan derisinden daha da iyi. Sen yazmayı biliyor musun? Beni yaratan bana yazmayı da öğretti. Bu çok iyi. Yazmayı bilen bir köle efendisi için bulunmaz bir nimettir. Kimden öğrendiğini söyledin? Beni eğiten sahibimden. O bütün dilleri bilir. Ha, pekala. Gidelim. Burada da keten dokunur. Keten giysi yapımında kullanılan bir kumaş türüdür. Burada dokunan en ince keten kraliyet keteni olarak bilinir. Bu atölyede yalnızca sarayda yaşayanlar için keten dokunur. En ince ketenler burada Potifar'ın sevgili eşi Züleyha için dokunur. Gidelim. Burası da sarayın çömlek atölyesi. Hunifer'e selam. Ha, at arabaları geçerken birkaç tane su borusu kırıldı. Onları değiştir. Bu boy borulardan mı efendim? Evet, evet. Aynından. Kırılan bütün çömlekleri değiştireceğim. Ha, çok iyi olur. Burası da kiler. Fırın ve mutfak için gerekli bütün maddeler burada saklanır. Aklını mı kaçırdın? İşini yap! Unutma. Bundan böyle çağrılmadan ve sana soru sorulmadan cevap vermemelisin. Züleyha kibirli bir kadın. Bazen diğer saraylılar gibi acımasız olabiliyor. Burası da saray mutfağı. Sınıf sınıf insanlar için farklı yemekler pişirilir. Köle ve hizmetçilerin yemekleri ayrı pişirilir. Saray memurları ve muhafızların yemekleri de ayrı pişirilir. Potifar ve Züleyha'nın yemekleri ise daha büyük bir özenle pişirilir. Neden farklı farklı yemek pişiriliyor? Herkes için bir çeşit yemek pişirilse daha iyi olmaz mı? Bu mümkün değil, olamaz. Potifar ve Züleyha'yı köle ve hizmetçilerle bir tutamazsın. Sınıf farkı var.
Bu Yuzarsif. Bugünden itibaren Yuzarsif yemek dağıtımında size yardım edecek. O okuma yazma biliyor. Ona vereceğimiz bir levha üzerinden her bölüme gidecek yemek miktarını belirleyip teslim edecek. Görüyor musun? Sana nasıl da bakıyorlar. Burada senin için toplandılar. Ne istiyorsunuz? Yapacak işiniz yok mu sizin? Çalışın. Gel. Burası da saray tapınağı. Potifar ve Züleyha diğer saray memurlarıyla burada ibadet ederler. Biz tanrılarımızı burada muhafaza ederiz. Tanrılarınız yer ve mekana mı ihtiyaç duyuyorlar? Bu çok doğal. Yağmurda ve fırtınalarda dışarıda kalmamaları gerekiyor. Büyük Vekil Haç Hunufer'e selam. Bizi teftişe genellikle sabahları gelirdin. Günün bu saatinde gelmeni neye borçluyuz? Yuzarsif'e sarayı gezdiriyorum. Sarayda yaşayanlarla tanışmasını istiyorum. Neler oluyor? Saraydaki mücevherlerden bazıları çalınmış. Bunlar sarayın içinde görevli muhafızlar. Hiçbiri itiraf etmiyor ve birbirlerini suçluyorlar. Anlaşıldı. Gidip bakalım. Bu ikisini saraydakilere ibret olsun diye iple sallandırmak gerek. İtiraf etmezlerse kesinlikle bunu yapın. Yemin ederim, yemin ben ederim, bir şey şey yapmadım. Ben hırsızlık efendim, yapmadım. Yemin ederim benim yemin bir kesin, şey yapmadım. Gürültüden ne dediğiniz anlaşılmıyor. Hata yaptım Hunifer. Mecbur kaldım. Nasıl söylesem, bir an uykuya daldım istemeyerek. Hırsızlık olduğu gün ben nöbetçi bile değildim. Beni neden buraya getirdiklerini hiç anlamıyorum. Önünde sonunda suçluyu mutlaka bulacağız. En iyisi şimdi itiraf edip konuyu kapatın. O ben yokken nöbet tuttuğu yere gittiğini söyledi. Ben mi? Onun nöbet tuttuğu yere mi? Bu doğru değil. O yalan söylüyor. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm. Bana inanın. Koskoca sarayda senden başka beni görecek kimse yok muydu yani? Muhafız yeri devralırken her şeyi gözden geçirmelidir. Uyumamalıydın. Sen suçlusun. Üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bu askeri de zindana atın. Ben hırsız değilim. Bana acıyın. Bana acıyın. Gerçekten üzgünüm. Nünifer Kipta'yı serbest bırakın ve bunu zindana atın dedim size. Efendim, ben hırsız değilim. Efendim, inanın bana, ben hırsız değilim. Bana acıyın. Tanrıların laneti üzerine olsun Nünifer. Kapat çeneni. Umarım tanrıların gazabına uğrarsın Nünifer. Kes sesini. Konuşma. Niçin gerçeği söylemiyorsun? Efendim, ben hırsız değilim. Yemin ederim ben hırsızlık yapmadım. Ben kimin hırsızlık yaptığını ortaya çıkarabilirim. Hayır oğlum, bu senin işin değil. Bana güvenin. Hırsızın bulunmasını istemiyor musunuz? Elbette istiyoruz. Sen hırsızı nasıl bulacaksın peki? Babamdan öğrendim. O yargılamada çok yetkindi.
Emin misin? Evet efendim. Sınayabilirsiniz. Pekala. Ben hırsızın kim olduğunu biliyorum. En iyisi itiraf edip suçunu daha da ağırlaştırmasın. Mücevherlerin çalındığı gün nöbet sırası bende değildi. Ben suçsuzum. Ben hırsızlık yapmadım. Şahidim yok ama Nünifer'in hazine odasından çıktığını gördüm efendim. İnanın bana. Ben suçsuzu biliyorum. O hiç korkmasın. Suçluyu da biliyorum. Birazdan herkes onu tanıyacak. Hunifer'den suçluyu işaret ettiğimde derhal boynunu vurmasını istiyorum. Bu mümkün mü Hunifer? Ben sadece onu bilmek istiyorum. Radomon hazırdır. Yeter ki onu bana işaret edin. Derhal işini bitireceğim. Radomon, bu ikisi şurada diz çöksün. Gözlerini bağlamalarını söyleyin. Mendil getirin. Mendiliniz var mı? Hırsıza son bir kez şans veriyorum. İtiraf ederse bağışlanacak. Ama onu ben işaret edersem, Radomon şuracıkta boynunu vuracak. Hırsız budur. Kılıcınızı çekin. Hırsız bu. Boynunu vurun. Hayır, hayır. Yapmayın. İtiraf ediyorum. Mücevherleri ben çaldım. Efendim, bağışlayın beni. Boynumu vurmayın. Beni bağışlayın. Mücevherleri ben çaldım. Ben çaldım efendim. Ben çaldım. Bu kadar çabuk itiraf edeceğini tahmin etmiyordum. Aferin Yüzarsif. Aferin sana. Götürün onu. Aferin oğlum. Mükemmeldi. Başaracağını düşünmüyordum. Minnettarım. Ayağa kalk. Sana minnettarım Yüzarsif. Sen olmasaydın ceza alacaktım Yüzarsif. Sana çok teşekkür ederim. Senin suçsuzluğunu ispat etmek için olmasaydı Ninifer'i insanlar içinde küçük düşürmezdim. Çok da masum sayılmaz. Bir kez daha nöbet yerini terk edersen en ağır biçimde cezalandırılacaksın, anladın mı? Emredersiniz efendim. Size minnettarım. Size minnettarım. Pekala Yüzarsif. Gidelim. Gel benimle. Hem akıllı hem zeki. Gördün mü onu nasıl tuzağa düşürdü? Hem güzel hem de akıllı. Evet. Gerçekten inanılır gibi değil. Bir çocuk nasıl böyle bir şey yapar ki? Boynunun birazdan vurulacağını sandığı için süratle yerinden kalkıp suçunu itiraf etti. Hayır, hayır, boynumu vurmayın. İtiraf ediyorum, itiraf ediyorum. Ben çaldım diye yalvarmaya başladı birden. Yüzarsif'in bu hilesi herkesi çok şaşırttı. Hiç kimse onun gibi bir çocuğun bu kadar
zeki olacağını düşünmüyordu. Doğrusu ben Potifar'a bu değerli hediyesi için minnettar olmalıyım. Yuzarsif okuma yazma da biliyor efendim. Bugünden itibaren kimse fazla yemek alamaz. Yuzarsif herkesin ve her bölümün yemeğini yazıldığı gibi teslim edecek. Bir kölenin okur yazar olması efendisi için büyük bir nimettir. Söyler misiniz Yuzarsif acaba nerede kalacak? Daha karar vermedik. Karar verecek ne var? Kölelerin uyuduğu yer tabii ki. Hayır. Köleler arasında olmaz. Sarayda olmalı, burada. Ona dün gece gösterilen oda olsun. Söyle bakalım, odandan memnun musun Yuzarsif? Minnettarım. İzin verirseniz ben de saray hizmetkarları ve kölelerle birlikte kalmak istiyorum. Nerede ve kimlerle yaşayacağına ben karar veririm. Anlaşıldı mı acaba? Bir kölenin sarayda kalması kurallara aykırı efendim. Diğer kölelerin kıskanmasına ve isyan etmesine yol açabilir. Ben ve sarayın efendisi Potifar bu çocuğu seviyorken başkalarına hiç laf düşmez. Bu konu burada kapanmıştır. Hadi gel. Yuzarsif. Oğlum. Benim çocuğum yok. Beni baban gibi gör lütfen. Bir sorunun olursa gel bana söyle. Minnettarım. Geçen gün Nilüfer Kipta, bugün de tapınak kahinleri rezil oldu. Bu çocuğun Nilüfer Kipta'yı nasıl zindana gönderdiğini gördünüz mü? Akıllı ve cesur bir çocuk. Hunifer geliyor. Evet, nasıl gidiyor bakalım? Bir sorun çıkmadı ya. Hayır efendim. Yuzarsif tapınak hizmetçileriyle biraz tartıştı. Fazla yemek almalarına engel olmak istedi. Karimama da bu olaya tanıklık etti. Sanırım kahinler ve Karimama bu çocuğa bir komplo kuracaklar. Ekselanslarının yemeği hazır. Evet efendim. Al da gidelim. Sen de gel Yuzarsif. Bunların yemeklerini de her günkü gibi ver. Gidelim. Aferin. Harika. Bu kadar lezzetli bir yemek yememiştim. Daha önce yediğiniz bir yemek bu ekselansları. Sadece biraz mutlu bir kalp ve sadakat ilave edilmiş. Anlamadım. Mutluluk ve sadakat mi yemeği bu denli lezzetli yapıyor acaba? Bu efendimiz ve sevgili eşlerinin güzel düşünceleridir. Bize iltifat buyuruyorsunuz. Bu sevgi ve sadakat niçin daha önce yoktu? Çünkü daha önce Yuzarsif yoktu efendim. Yuzarsif, sen sihir yapmayı biliyor olmalısın. Herkesi büyülemenin başka bir açıklaması olamaz. Hayır efendim. Sihir nedir bilmem. Ben bilmiyorum. O sevgi ve muhabbet yoluyla bunları yapıyor. Onun sihre ihtiyacı yok. Yarından itibaren Yuzarsif hem mutfakta hem de soframızda bulunsun. Yuzarsif sadece bizim kendisine verdiğimiz liste üzerinden yemeklerin dağıtımını gerçekleştiriyor.
Biz onun okur yazar olmasından yararlanmak istedik efendim. Hepsi bu. Peki niçin dün tapınak için alınan yemeğe itiraz etti? Kendi 5 kişilik tapınağa 20 kişilik yemek götürülmesini ilginç bulmuştu. Ve biz de öyle tabii ki. Yuzarsif sadece buna itiraz etti. Biz tanrılara ve tapınak kâhinlerine karşı gelmedik. Böyle bir düşüncemiz hiçbir zaman olmadı efendim. Bunlar bir çocuğu ilgilendirmez. Tapınak çalışanlarının ve tanrıların yemeğini birlikte almak istiyor. Tapınak çalışanlarının hem kendi yemeklerini hem de tanrılara ayrılan yemekleri yemelerini kim söyledi? Niçin tapınak çalışanları senin gibi şişman, diğer saray çalışanları zayıf ve sıska olsun? Niçin? Ekselansları bizi köle ve hizmetçilerle karşılaştırıyorlar ve... Biz Mısır tanrılarının tanrısı Amon'un hizmetkarlarıyız. Bu sarayın çalışanları da Amon'un kulları ve efendilerinin hizmetkarıdır. Şu farklı ki bu saray çalışanları efendilerini hoşnut etmek için ellerinden geleni yapıyor. Ama tapınak hizmetkarları efendileri için hiçbir şey yapmıyor. Sadece yiyip içiyorlar. Ben bunları Amon Tapınağı'nın büyük kahini Antmahu'ya rapor edeceğim. Yuzarsif'e olan sevgini anlıyorum. Ama onun yüzünden Amon Tapınağı'nın kâhinlerini incitmemelisiniz. Yuzarsif yüzünden değil. Öteden beri Amon Tapınağı ile Mısır Sarayı arasında görüş ayrılığı vardır. Tapınak kâhinlerinin başına buyruk davranışlarına göz yumulamaz efendim. Aranızdaki görüş ayrılığı beni ilgilendirmez. Ancak Amon Tapınağı'nın tanrıçası olarak Yuzarsif'i Amon'un düşmanı değil, sadık kullarından biri olarak yetiştireceğim. Merak etmeyin. Eğer Yuzarsif olmasaydı, sizi papirus tarlalarına ya da taş ocaklarına gönderecektik. Yuzarsif'in ricası üzerine dün Potifar size uygun iş bulmamı istedi benden. Ve şimdi ben de size soruyorum. Nasıl bir iş yapmak istersiniz? Bu konuda beni bilgilendirmenizi istiyorum. Biz bilmiyoruz. Siz hangi işi münasip görürseniz. Sofra adabını iyi bildiğin için Potifar ve Züleyha'nın yemeklerinin hazırlanmasından sorumlu olmanı emrediyorum. Sana gelince, okuma yazma bildiğin için Yuzarsif'in yerine yemeklerin dağıtımından sen sorumlu olacaksın, tamam mı? Memnun kaldınız mı? Efendim, yaptıklarınız için size teşekkürlerimizi sunuyoruz. Yuzarsif'e teşekkür edin bence. Bakalım ne yapacaksınız? Senin mutfakta yapacak bir işin kalmadı. Senin işlerini Huya ve Süfer yapacak. Şimdi benimle gel. Bugün daha da güzelleşmişsin. Biliyor musun, yaşıtlarından daha çabuk büyüyorsun. Sizce de öyle değil mi Hünifer? Yuzarsif'in 11 yaşında olduğuna inanmak inanın çok güç efendim.
Bugün Teps ve Amon tapınağıyla tanışmanı istiyorum. Ne dersin? Mısır'ın eski dini ve halkının gelenek ve görenekleriyle tanışmayı çok istiyorum. O zaman benimle gel. Züleyha Yusuf'u sanki gerçek oğluymuş gibi seviyor. Bu çok güzel. Sen işine bak. Yüzersif, gel buraya otur. Ben binmesem ve yaya olarak gelsem olmaz mı? Niçin? Tahterevan'ı sevmiyor musun yoksa? Başkalarının omzuna binmeyi sevmiyorum. Ekselansların Züleyha'ya itaat et. Gidebilirsin. Radamon. Buyurun efendim. Al sana yetenekli ve zeki bir çırak. Bakalım ne yapacaksın. Onun güçlü ve cesur olmasını istiyorum. Ne yapacağımı anlamadım efendim. Potifar Hazretleri sizden Yüzersif'e dövüş tekniklerini öğretmenizi istiyor. Kılıç kullanmayı, ok atmayı, mızrak fırlatmayı ve ata binmeyi ona öğret. Zahmetlerini boşa çıkarmayacağından emin olabilirsin. Onu yetiştirmek için elimden gelen her şeyi yapacağım efendim. Yüzersif, oğlum, benim hiç çocuğum olmadı. Beni baban olarak kabul et ve ne zaman bir sorunla karşılaşsam bana söyle. Durumu nasıl doktor? Daha önce de söylemiştim. Fazla vakti kalmadı, hazırlıklı olun. Elimden bir şey gelmez. Hiçbir umut yok mu? Bir şeyler yapın Sinohe Hazretleri. Vücudu çok zayıf. Bu hastalığa dayanamaz. Göğüs kafesinin üzerinde kanlı lekeler var.
Uzun süredir saray işlerini yapamıyorum. Senden başkası bu sarayı çekip çeviremez. Tek aday sensin. Anladın mı beni oğlum? Merak etmeyin. Siz yalnızca dinlenin ve bir an önce iyileşmeye bakın. Saray işleri için endişe etmiyorum ben. Boşa geçirdiğim ömrüm için hayıflanıyorum. Yolun sonuna vardım ama hala seçimimi yapamadım. Hala. Ne demek istediğini anladığımı sanıyorum. Henüz geç sayılmaz. Seçimini yapabilirsin. Kabul ediyorum. Söyle bana, ne yapmalıyım? Çok geç olmadan söyle. İyice düşündün mü peki? 11 yıldır senin tanrını düşünüyorum ben. Yani bu saraya geldiğin günden beri. Artık bu kadar düşünmek yeter. Yalnızca yalnızca bana ne yapmam gerektiğini söyle. Ne yapmalıyım? Honifer'le yalnız kalmak istiyorum. On bir yıldır bir tek Allah'ı düşünüyorsan, ona iman edenlerdensin. Mübarek olsun. Ben uzun süredir yalnız kaldığımda hep onunla konuşuyorum. Allah'ın elçilerine de iman etmen gerektiğini biliyor musun peki? Onları tanısam kesinlikle iman ederim. İman edeceğim, inan bana. Hazreti Adem, bütün insanların babası ve Allah'ın ilk peygamberi. Ve günümüzde Yusuf, onların en sonuncusu. Yusarsif. Dur bakayım, senin asıl ismin Yusuf değil miydi? Yani sen peygamber misin? Yusarsif. Bilseydim yıllar önce sana iman ederdim. Yusarsif, Yusarsif. Honifer, düzmece tanrılardan ve taştan yontulmuş putlardan yüz çeviriyor musun? Evet, 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 evet. Mübarek olsun. Tek bir Allah'a inananların safına hoş geldin. Yıllar önce Potifar'la birlikte Amon'a inananların ayinine tanık olmuştum. Kendi elleriyle yaptıkları heykelleri nasıl kutsadıklarını ve ondan dilekte bulunduklarını görmüştüm. O günden itibaren şirk ve putperestlikle mücadele edeceğime dair Allah'a söz verdim. Honifer, hazretlerinin bu mücadelenin bir meyvesi olmasına çok sevindim. Ben de çok mutluyum. Yusarsif, şimdi dünyayı terk edersem yerim cehennem ateşi olmayacak mı benim? Söyler misin bana bunu Yusarsif, olmayacak mı? Kesinlikle. Bu Allah'ın verdiği bir sözdür.
Bir kimse son nefesinde bile şirki terk edip biricik Allah'a iman ederse kurtuluşa erenlerden olur. Efendim, Hunifer'in durumu hiç iyi görünmüyor. Radomon'a haber verin. Çocuklar, burada oturun, birazdan dönerim. Sevgili Hunifer'in durumu nasıl? Oğlum Yuzarsif, seni görmeden öleceğimi sandım Yuzarsif. Gelişinle beni mutlu ettin. Hunifer, bizi terk etmeyeceksin değil mi? Endişe etme, yakında iyileşeceksin. Bana izin verin ve vaktim varken konuşayım. Oğlum Yuzarsif, sen bu sarayın bütün işlerini biliyorsun. Burayı herkesten daha iyi yönetebilirsin. Sen bu sarayın sakinleri için hayır ve bereket getirdin oğlum. Sen olduğun müddetçe huzur ve asayiş bu saraydan kesinlikle eksik olmayacaktır oğlum. Herkes seni çok seviyor. Bu sevgiye layık bir insansın. Bunu ancak sen yapabilirsin. Bu güç sadece sende var. Bir an önce iyileşmenizi bekliyoruz. Sizden öğrenecek çok şeyimiz var Hunifer. Neyin var Hunifer? Sarayımızın vekil harcı ne durumda? Sevgili efendim, bu son anlarımda sizinle görüşmekten dolayı inanın bana çok mutluyum. Bir an önce iyileşmeni bekliyorum. Saray halkı Yuzarsif'i seviyor. Hiç şüphesiz onun buyruklarına itaat edeceklerdir. Umarım itaat ederler. Umarım. Ben genç olmasına rağmen Yuzarsif'i sizin yerinize atayacağım. Saray işlerinin yönetilmesinden de endişe duymuyorum. Sen de endişe etme. Efendim, sizin ve bütün saray halkının ve genç Yuzarsif'in huzurunda itiraf ediyorum ki Mısır tanrısından başka bir tanrıya iman ediyorum. Ondan ebedi hayatımda beni huzura kavuşturmasını diliyorum. Benim doğru yolu bulmamı sağlayan kişiden benim için dua etmesini istiyorum. Allah rahmetini sevgili Hunifer'den esirgemesin. Ben bir kez daha müşfik bir babayı yitirdim. Hunifer büyük ve şefkatli bir insandı. Allah ona ebedi huzuru nasip etsin. Hunifer büyük bir merasimle uğurlanmalı. Onun için yapılan tabutu getirin. Onu batıya götürün.
mumyalayın ve bize özel mezarda gömün. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.